Bu şekilde inşallah daha başka bir zamanda yine anlatırız. Ama süremiz var herhalde. Şunun köşesini... Ben bu yeleği bundan yapacağım kendim için. Çok güzel durmaz mı turkuazlı? Çok moda ve çok evet, ben... o motifi gösterecektiniz. Aynı yine 4 kez aynı yere batıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi 3 kez orta. Yine 4 kez aynı yere. Bir kez daha pipeti gösterelim isterseniz. Buyurun. Belki hani izleyememiş olanlar olabilir. Şöyle pipeti 3 numaralı tığımıza geçiriyoruz. 15 kez doluyoruz. 2, 3, 4, 5. Şimdi bu motifi yapalım. Ne yazmış izleyicilerimiz? Bitti. Böyle beğenmişler mi? Bayıldık diyorlar. Ne aldık? Pipet almaya gidiyorlar. Pipet almaya gidiyorsunuz. Ay, gelen bir almayın. Gelen bir şeylerden falan. Konuda komşuda vardır. Hem de evlerde pipetler azalmış olur. Şimdi böyle 15 kez doladım. Tamam. Pipetimi çektim. Hemen araya battım. Çektim. İpliğimi çekerek böyle yavaşça serbest bırakarak bu ipliği böyle yukarı çekiyorum. Çektim. Alttaki ipliği alıyorum. Yukarıya çekiyorum. Ve böyle sırayla yapıyoruz. Ay vallahi yapın yapın, sayfalarınızda paylaşın. Ruslar da bizden feyiz alsınlar burada. Gerçekten. Neler yapıyorlar. Yani bir de bizimkileri alıp paylaşıyorlar bazen. O hoşuma gidiyor da. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Onları etiketleyin. Hani meşhurlar var ya onların içinde. Etiketleyin, çok güzel. Şunu bir göstererek, bunu giymedik. Bunu da bir gösterelim üstte nasıl duruyor. Çok beğendim bunu da. Gerçekten. Sonbahar renkleri. Ay çok güzel sonbahar renklerinde. İnanılmaz. O kadar güzel. Bakın. Şey gibi duruyor uzaktan. Sanki böyle güderi birbirine eklenmiş gibi. O kadar güzel. Nasıl güzel duruyor. Tabii bu da renklenmenin avantajı oluyor. Sanki her motifte farklı renk var gibi ama tek bir yumakla. Tek bir yumak. Kaç yumaktan oluyordu bu yine? Bu 3 yumaktan oluyor ama tabii renklenmeden dolayı farklı farklı renkler varmış gibi. Ama bir yumağın içerisindeki renkler. Bir dakika. O zaman süremiz doldu. 3 yumak. Ben 3 yumak maviden kendime bundan istiyorum. Bakın. Tülin Hanım, ellerinize sağlık. Süper, süper, süper. Çok güzel. Herkes fikir aldı mı? Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık neler yapacaklar, ortaya neler çıkacak? Bir ince ilmekle mi acaba? Var. Bu incesi, küçük ilmekli. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik, tül giydik. Ay çok güzel oldu. Ay Gül Özdoğan bugün bizim programda. Yani yok yok. Hoş geldin Gülcüm. Hoş bulduk. Ya Gül, sen ne yaptın böyle? Ben bu haliyle bile buna bayıldım. Atık değerlendirmesi. Evet, geri dönüşüm bu. Evet. Bildiğin. Burak, neredesin? Gel yavrum. Bir tane fotoğraf çektim, çok güzel, onu size de yapacağım. Hani eskiden böyle denizlerde yüzmek için. Gel Burak'cığım, gel canım, gel. Koş, koşarak gel. Belin melin ağrımıyor değil mi? Yok. Gel canım, yardım et. Kaldır arkadan. Kaldır, kaldır, kaldır. Eskiden şey vardı ya, şamrel. Onunla gide kamyon şamreli, ondan yüzülürdü. Ay ben bundan ayvalığa yapmaz mıyım? Evet, çok güzel. Çok pufta güzel. Olur bu. Tabii pufta olur. Ben sehpa olarak tasarladım bugün. Ay Ahmet tabii Bey, ki bizim arabanın olur. Lastikleri değişecek. Bari atmayalım, kimseye vermeyelim. Ay çok iyi. Birazcık da şey lastik olsa daha iyi. Hani böyle epriyor ya, affedersiniz, kabak lastik deniyor onlara. Öyle deniyor yani. Bu da öyle bir şey öyle. Zaten. Çok iyi. Peki pahalı mı lastikler hani normalde? Bu bende olan bir şeydi. Atölyenin vardı. Balkonundaydı. Oradan değerlendirdim ama değildir sanmıyorum. Yani var mı 15... bilen var mı? Araba lastiği kaç liradır şeyi çıkma böyle? Ücretsiz tamamen. Ha ücretsiz mi? Hurda olarak. Kameraman arkadaşlarım diyor, isminiz neydi unutuyorum. Metin Bey diyor ki, kameraman arkadaşım, hurda olarak veriliyor diyor. Ay çok iyi, bayılırım hurda olarak verilen lastiği. Mutlaka yapın. Hem puf hem şey. Peki işlemimizin bu eskitme tekniğimizin adı bir şeysi hani
O alttaki ayaklara bayıldım yalnız. Onlar da plastik ayak, çok ucuz bir şey. Satılıyor mu öyle? Satılan bir şey. Mobilya malzemesi satan yerlerde mutlaka var. Sen onu boyadın da böyle sanki döküm bir ayakmış gibi duruyor. Evet, bakar evet mısın? Döküm ayakmış gibi duruyor. Bakın plastik olduğu şuradan da belli. Aa, gül. Yalnız ne güzel yakıştırıyor renkleri şu. Ay biz bunu yaparız yazlıklara falan. Böyle bir yazlık işletmeniz falan varsa oralara yapın, pufunu yapın. Böyle yazlık yerlerde hafif böyle alçakta oturmak da çok güzel oluyor. Gül, hadi yapalım. Hadi yapalım. Ben bir yüzünü bitirdim ama birlikte diğer yüzünü çalışacağız. Burada kurumuyor, zaman yetmiyor. Anlatacak için... şimdi Gül Özdoğan bize. Peki buraya ne kestirdim, bu ne? Malzeme. Bu bir marangozdan kestirebilirsiniz. 15 lira verdim ben buna. Duralit malzeme. Medefe olur, duralit olur. Evdeki herhangi bir tahtanız vardır. Evet. Onu tamam, kestirebilirsiniz. Ben böyle bir malzemeyi kestirdim. Ve eskitme için kendimce renkler tercih ettim. Şimdi eğer şey yapacaksanız, puf yapacaksanız mesela, onu öyle güzel boyarsınız. Buraya da içine... bir yastığı, üstüne de bir kumaş, buralardan zık zık şey böyle zımbalar var. Tersinden yaparsınız tabii. Ay bir gün de onu yapalım. Ay, olur, olur. Hatırlıyor musun bir kere şey kaplamıştık, sandalyemi kaplamıştık? Sandalye kapladım, bir kere de mermer sehpalar vardı eskiden. Evet. Onları pufa çevirmiştim boyayıp. Evet, o da güzel olmuştu. Evet. Şimdi Gül Özdoğan'la tabii yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Ben bunu öğreniyorum. Gidiyorum yapıyorum. Kumaş değiştirirsiniz yazın yazdıkta. Sandalye falan yapalım yaza doğru. Olur yapalım. Hem boyayalım hem şu kumaşları nasıl değiştirecekler gösterelim izleyicilerimize. Olur, olur gösterelim. Şimdi ben bunu bir kat beyaz kemik ellerinde ne varsa geri dönüşüm boyalarından herhangi birini tercih ederler. Bir kat öyle boyadım. Ondan sonra şu degradeyi nasıl yapıyorum? Ona bayıldım o renge. Çok kolay, çok su. Evet. Şimdi su koydu bir parça. Suyla incelteceğiz mi birazcık? Tabakta kenarda duruyor bu su. Ha, tamam. Böyle ortada karıştırmıyorum. Biraz bundan alıyorum. Hafif suya değiyorum. Boyuyorum. Sonra... bir hardal rengi koydun. Evet, bir hardal rengi. Sonra biraz Cezayir menekşesi dediğimiz bir ton. Bir yer ıslakken... hemen oradan devam etmeleri gerekiyor. Çünkü zor olur daha sonra. Kuruyunca, hani, kuruyunca olmaz. Bakın suyla ne kadar güzel geçişler yaptım. Bu da benim elimde kar tanesi. Onunla da boyadım. Böylece bir zemin hazırladım. Hazırladıktan sonra orta yere daha önce kolay transfer tekniğini anlatmıştım. Üzerindeki jelatini çıkarıp ters yapıştırıyorum ıslatarak.